Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, grup yorum üyesi İbrahim Gökçe'nin cenaze töreninde yaşananları değerlendirdi, bir açıklama yayımladı. Gazi Cemevi'ne yapılan saldırıyı kınayan Oruç, özür dilenmeli, dedi. Cenaze erkanına, cemevine ve gömülme hakkına saldırı insanlığa karşı suçtur. Açlık grevinde yitirdiğimiz grup yorum üyesi sanatçı İbrahim Gökçe'nin cenaze erkanı sırasında Gazi Cemevi'ne yapılan gazlı, coplu saldırıyı kınıyoruz aileden ve Alevi dünyasından derhal özür dilenmelidir. Her ağzını açtığında kutsal değerlerden bahseden iktidar maalesef Ramazan ayında bile toplumun değerlerine saldırmaktan çekinmiyor. Siyasi iktidar halkların ve inançların ortak değerleri olan ibadethanelere saldırıyor, insanlığın manevi değerlerinden biri olan gömülme hakkına da saygısızlık yapıyor. Daha önce de açlık grevinde yaşamını yitiren grup yorum üyesi Helin Böreğin cenazesi ne ahlaka ne de hukuka sığmayan bir muameleye tabi tutulmuştu. Böreğin cenaze aracına zorla el koyan polis, cenaze törenine gelen kitleye gaz ile saldırmış, cenazenin yıkanmasına dahi izin vermemişti. Defin işlemi bu saldırı altında gerçekleşmişti. Dünyada bir eşi benzeri görülmemiş bu gayri ahlaki, gayri vicdani yaklaşımla ne yazık ki insanlarımıza ömür boyu unutamayacakları bir ceza verilmektedir. İbrahim'in cenazesi gerekçesiyle iktidarın saldırısına uğrayan cemevleri Alevi yurttaşların inanç merkezidir. Onlara cümbüş evi diyen anlayış, Gazi cemevinin kapılarını koçbaşıyla kırarak saldırı gerçekleştirecek kadar zıvanadan çıkmıştır. Yapılan bu saygısızlıktan dolayı derhal özür dilenmeli ve fiili gerçekleştirenler, emir verenler hakkında soruşturma açılmalıdır. Şiddet içeren bu tür saldırılar toplumsal hoşgörümüze zarar vermektedir. Gazi Cemevi nezdinde Alevi toplumuna yapılan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz.